Günaydın Bursa, günaydın Bursa Haber izleyenleri. Bugün 14 Mart günlerden salı. Her zaman olduğu gibi gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber'in bugünkü manşetinde eylem planı şart başlıklı haber var. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı demiş ki, Bursa'da nüfusun %60'ı sağlıklı binalarda oturmakta. Geriye kalanı için acil bir eylem planının hayata geçirilmesi gerekiyor dedi ve ekleyerek Bursa'daki yapı stokuyla alakalı da bilgiler vermiş. 1960'lı yıllardan itibaren yoğun göç alan Bursa'nın kentsel dönüşümü sağlayabilmesi için devlet vatandaş ortaklığında bir çalışma yapılması gerekiyor. Bizler yapı denetim uzmanları olarak 2000'den sonraki denetime tabi olan her binanın zemin etüdü ve doğru projeyle tasarlanması durumunda şiddetli bir depremde can kaybına yol açmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz ifadelerini kullanmış. Yani acil eylem planının olması için illa bir felaket yaşadıktan sonra mı açıklama yapılması gerekiyor? Biz deprem ülkesiyiz. Bunlar daha önceden tahmin edilemiyor muydu? Neden şu an herkes bir açıklama yapıyor? Devlet vatandaş ortaklığı önemli olabilir ama daha önemli bir husus var. 99 depreminden sonra yapı denetim bizim hayatımıza girdi ve son yaşadığımız felakette ise yıkılan binaların çoğu yapı denetimden geçmiş binalardı. Biz bunu da gördük, buna da şahit olduk. Yani el üstünde tutulan ortaklıktan ziyade el altında yürütülen ortaklığa müdahale edilmesi bence çok daha önemli. Ve hemen altındaki haberimize bakalım. 81 ile seçim genelgesi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 61 maddelik seçim tedbirleri genelgesi gönderdi. Seçim güvenliği kapsamında 601.251 güvenlik personeli görevlendirildi. Bu seçim hepimiz için çok önemli ve diğer seçimlerden daha farklı olacak. Umuyorum bu seçimde trafolara kedi girmez, gerekli önlemler alınır. Ve Yenişehir Belediyesi'nden ise çocuklara güzel bir jest. Bursa Yenişehir Belediyesi depremzede çocukların eğlenebilmesi için ücretsiz sirk düzenledi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi'nde düzenlenen sirk gösterisinde depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi. Sıradaki haberimize bakalım. İhsaniye'de halk otobüsü dün alev alev yanmıştı. Bursa'da seyir halindeki şehir içi halk otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken otobüs kullanılmaz hale geldi. Bir arıza nedeniyle çıktığı söyleniyor yangının. Bu arızalara önceden müdahale edilmiyor mu, bakılmıyor mu? Bilinmiyor. Ve depremde can kaybı ise artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 48.448'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6.660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun ise Suriyeli olduğunu belirtti. Ve Moskova'da dörtlü Suriye zirvesi. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantının 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacağı açıklandı. Geçelim bir diğer haberimize. LGS ülke genelinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz istemeleri halinde diğer illerde ise sınava girebilecek dedi. Cumhur İttifakı genişleyecek mi? 14 Mayıs seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın büyümesi için temasların devam ettiğini belirtti. Zamanında Millet İttifakı çok eleştirilmişti, şimdi ise birçok ittifak kuruluyor. Türkiye İttifakı olsun, Cumhur İttifakı olsun. Bakalım Cumhur İttifakı'nın masası kareli mi olacak, yuvarlak mı olacak göreceğiz. Seçim takvimi ise 18 Mart'ta başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi. Sürmanşetimizde ise mülkiyet sorunu tarih oluyor başlıkta haber yer alıyor. Yıldırım Belediyesi planlı yapılaşmanın kentsel dönüşümün ve hizmetin önündeki en büyük engel olan imar sorununu kökten çözüyor. 2023 yılı sonuna kadar 33 bin vatandaş tapularına kavuşacak. Yeni döneme bakalım. Manşetimizde ücretsiz uygulama başlıklı haber var.
Vatandaşların oturdukları binaların risk durumu hakkında bilgi sahibi olabileceği ücretsiz gözlemsel bina değerlendirme yönteminde başvurular dün itibariyle başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve ilçe belediyeler, üniversiteler ile odalarla yapılan işbirliği protokolü ile binaların risk durumlarının belirlenmesi için gözlemsel bina değerlendirme yöntemi devreye alındı. Ve Büyük Birlik Partisi dedi ki adayımız Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti. Gözlerimizi Nülüfer'e çeviriyoruz. Nülüfer'den örnek bir hareket. Tohumlarımıza sahip çıkalım. Nülüfer Belediyesi'nin tohum yaşamdır diyerek bu yıl 8.sini gerçekleştirdiği tohum takas etkinliğinde biberden fasulyeye, kabaktan domatese yaklaşık 120 çeşitten oluşan 55.000 paket tohum gelecek kuşaklara aktarılmak üzere el değiştirdi. 3 ilde ise ders başı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de öğrenciler ders başı yaptı. Gaziantep'te yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi. Nurdağ ve İslahiye'de de öğrenciler konteyner ve çadır sınıflarda derse başladı. Bakanlıktan seçim genelgesi. Güvenlik güçleri için oy verme günü öncesi, oy verme günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak. Metropol şehirler, turizm bölgeleri ve ormanlık alanlarda başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerlerde alınan güvenlik tedbirleri ise arttırılacak. Gazete Bursa'nın manşetinde acil eylem planı şart başlıklı haber var. Bunu zaten Bursa Haber'de okumuştuk. Bir diğer haberimize geçelim. Vali yardımcısı Mustafa Özsoy istifa etti. Bursa'da vali yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Özsoy görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özsoy yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde aday olmak için istifa ettiğini belirterek an itibariyle Bursa vali yardımcılığı görevimden 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için istifa etmiş bulunmaktayım. Rabbim utandırmasın, her şey iyi ve güzel olacak dedi. Geçelim bir diğer haberimize. Yunus Emre Havaalanı betona gömülmesin. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Yunus Emre Havaalanı'nın kapatılıp arazinin imara açma yolundaki hazırlıklara tepki göstererek, olası Marmara depreminin ardından Yunus Emre Havaalanı'nın kritik bir rol oynayacağını belirtti. Sıradaki haberimiz ise 81 il valiliğine seçim tedbirleri genelgesi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğini İçişleri Bakanlığı Merkez Taşra Teşkilatı Planlaması, oy verme günü alınacak tedbirler, oy verme günü ve sonrasında alınması gereken tedbirler ve diğer hususlar konu başlıkları içeren toplam 61 maddelik seçim tedbirleri genelgesi gönderdi. Sürmanşette yine Erdoğan Destici ile görüştü başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı tam 1 saat sürdü. Bu haberle günün manşetlerini, haberlerini sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.